Bu gördüğümüz bina bir cezaevi. Daha doğrusu eski bir cezaevi. Şimdi ne olmuş? Şimdi otel olmuş. Otel olmakla kalmamış. Bir de parti oteli olmuş. İnsanlar geliyor, gördüğünüz gibi burada partiliyorlar. Düşünsenize, cezaevinde yatıyorsunuz, bu odalarda kalıyorsunuz. Sonra otel oluyor, geliyorsunuz. Çağır oda servisini, getirsin bir şampanya. Patlat. Neredeyim ben? Verin bakayım neredeyim. Bak şöyle bir bina var arkamda. Bak şöyle yukarıdan geleyim. Biliyorsun böyle fütüristik, şahane bir bina. Neresi burası? Hadi biraz süre veriyorum. Neresi olabilir? Şişli olabilir mi? Değil, Amerika'da bir yer. Amerika'nın içinde bir yer. Güzel binası olan bir yer değil. Bir ipucu daha veriyorum. Üniversite. Üniversite binası bak bu. Hangi üniversite? MIT. MIT. MIT deyince tabii senin aklına hemen MIT durağı geliyor. Bizde öyle ya. MIT. Milli İstihbarat Teşkilatı. Gizli çalışan bir istihbarat teşkilatı vardır. Türk ülkemizde ama mesela dolmuşa binersin. Nerede ineceksin? MIT durağında ineyim dersin. Durak olmuş yani. Herkes biliyor. Bütün herkes biliyor. Burası o MIT değil. Burası dünyanın en zor girilen üniversitesi. MIT. Özellikle computer yani bilgisayar mühendislikte dünyanın bir numarası. Girmek zor, kalmak daha da zor yani. Yani çalışacaksın, gireceksin. O da yetmiyor abi. Bir de burada ayakta duracaksın. Niye buradayım? Çünkü bir konuşma için daha önce Columbia Üniversitesi'nde Türk arkadaşlarla konuştuk. Şimdi de MIT Üniversitesi'nde bir etkinlik yapılıyor. Bilim insanlarımız buradaki 400'den fazla bilim insanımız işte burada olan MIT'de, Harvard'da, farklı yerlerde olan bir etkinlik düzenlemişler. Geleceği konuşuyorlar. Türk bilim insanlarıyla konuşuyorlar. Tabii şimdi böyle şeyleri yavşak YouTube'da yapınca pek fazla müşterisi olmuyor. İnsanın dili dolaşıyor. Nereden çıkarttın yavşağı diyeceksin. Bak abi YouTuber dediğin ne? En yavşağı en başarılısı oluyor yani. Bir tek Türkiye'de değil. Bütün dünyada böyle. Burada da böyle. Bakıyorum ara sıra ya acaba bizim bir şey kaçırıyoruz şu YouTube'da bakalım nedir. Geçen gün aklıma o geldi. Bakıyorum abi yavşaklık. En çok yapılan yavşaklık. En çok en yavşak en ünlü oluyor. Sözüm meclisten dışarı tabii. Aralarında daha eli yüzü düzgün iş yapanlar da var ama. Neyse biz de işte bu YouTube'u hakkını vermeye çalışıyoruz yavşamadan. Şimdi sizi biraz bilim konuşalım istedim. Birazdan sizi MIT Lab diye bir yer var oraya götüreceğim. Ama öncesinde işte konuşmalarda neler var? İşte Artificial Intelligence yani yapay zeka konuşuldu. Bayağı da uzun bir şeydi. Yapay zekanın felsefesi, etik olarak nerelere gideceği falan. Mesela çok ilginç bir iki not çıkarttım. Diyor ki eğer diyor bir uygulamaya para vermiyorsanız diyor o uygulamayı kullanan sen değilsin, kullanılan sensin diyor arkadaşlardan bir tanesi. Doğru mu? Doğru. Şimdi diyor mesela bir tanesi dedik ya ülkeler mi büyük, büyük şirketler mi? Şimdi mesela Amerika başkanı kim olacağına artık Facebook karar veriyor. Yani sen evet sen de karar veriyorsun da Facebook'un sana yönettiği, getirdiği algoritma gösteriyor. Mesela yine ilgimi çekti. Şu anda hani diyorsunuz ya kabul ediyor musun uygulama bir şeyler yükleyecek, kamerana erişecek, erişsin mi? Sen erişsin diyorsun. Sen ne zaman erişsin diyorsun? Diyorsun ki ben Instagram fotoğraf çekerken erişsin. Öyle olmuyor ama. Kafasına göre istediği zaman erişiyor. Mesela bir konuşmacı arkadaş şeyi anlattı. Siz böyle konuşuyorsunuz, bilgisayar aslında sizi kaydediyor Google. Ve o yani sen daha hiçbir şey açmadan kaydediyor bilgisayarında yüklü olduğu için konuşmalarını. Ve mesela açtığın zaman diyelim köpeklerden konuşuyorsun. Bir anda karşına köpek tasması, köpek reklamı bilmem neyi getiriyor. Facebook'un yapmadığını söyleyebilir miyiz? Bilmiyoruz. Gökhan Otamışlı gibi güzel bir soru sordu hocam. Dedi ki, ya dedi bu yapay zeka insanlarda evrimi geriye doğru çevirir mi? Yani şimdi beynini kullanmayacaksın. Yarın işine yaramayınca o da acaba geriye doğru gider mi? Bugüne kadar gelmiş olan evrim. Olabilir dediler yani. Şimdi tabii ben bu yapay zeka deyince Yozgat'ta oturan Kırşehir'de kahvede beni izleyen böyle arkadaşım diyor ki bana ne ya diyor. Ben okeyime bakarım, çayıma bakarım. Beni ilgilendirmiyor diyor. Ama öyle olmuyor işte, ilgilendiriyor. Eğer bu yayını akıllı telefondan, bilgisayardan izliyorsan gördüğün gibi ilgilendiriyor. Şimdi burada çok değerli bilim insanları da var. Bunlardan bir tanesi de sevgili Canan. Canan'la geçtiğimiz yıl ben Harvard Üniversitesi'nin, Sabancı Üniversitesi'nin Mezunlar Derneği'nin bir toplantısında tanışmıştım. 2 yıl önce.
Ve burada Media Lab diye bir yerde çalışmalar yapıyor. Şimdi buradaki ortamı anlamak için şu arkamda gördüğünüz artistik binaların içine sizi sokmam lazım. Çünkü öyle bir ortam var ki inanın içine girince aman Allah'ım diyorsunuz. Demek ki böyle bir dünya da var. Bambaşka bir geleceğin dünyası da hazırlanıyor. Bakın o Media Lab'de neler yapılıyor. Bir Türk bilim insanı sevgili Canan hangi çalışmaları bulunuyor yakından bakalım. Selamlar, ben Canan Dağdevren. Şu an MIT'deyiz, MIT Media Lab'deyiz ve benim laboratuvarımı geziyoruz. Burası bir clean room, yani temiz bir oda ve biz ona yellow box adını verdik. Yani kutu şeklinde sarı bir kutu ve gördüğünüz üzere tamamen camdan yapılmış tüm duvarları. Bu yaptığım benim özel bir dizayn çünkü ben Amerika'ya ilk geldiğimde bir laboratuvarda tek kadın araştırmacının olduğu bir laboratuvardaydım ve Türkiye'de çok iyi bir teorik bilgi olmasına rağmen pratik bilgim çok azdı. Evet. Ve soru sorduğumda çok zor cevap alıyordum. O nedenle böyle bir laboratuvar yapıp herkesin izin almadan içeride neler yapabileceğimizi görmesini istedim. Burada saç kalınlığının 100 katı daha inceliğinde küçük elektronik aletler yapıyoruz. Ve bu elektronik aletler daha çok vücuda yapıştırılabilen veya kullandığınız elbiselerin bir parçası olabilen minik evet. aletler. Peki neden clean room'a ihtiyacınız var? Çünkü bizim yaptığımız aletlerin boyutu çok küçük olduğu için minicik bir toz parçası bile aletin çalışmasını engelliyor. Ve şu an bulunduğumuz ortamda mesela milyarlarca toz parçası var ama bu özel odada yukarıdaki filtreler sayesinde tertemiz bir yer söz konusu. Hatta Media Lab'ın en temiz odası burası. Evet. Ve burada parçacıklardan arınmış ortamda özel kıyafetler giyerek aletlerimizi yapabiliyoruz. Evet. Canan sen kimsin? Ben MIT Media Lab'in yeni araştırmacılarından biriyim. Burada assistant profesörlük görevim var ve LG chair'e sahibim. Öğrencilerim var. Tamamen açık bir ortamda çalışıyoruz. Türkler her gittikleri inşaat götürüyorlar. Ben de getirdim. Bu laboratuvarı inşa ettim. 9 aydan kısa bir sürede. Evet. Ve tamamen international bir grubum var. Her ülkeden neredeyse, şurada hatta bayraklarımız var ve her farklı disiplinden öğrencilerim var. Burada dediğim gibi vücuda yapışabilen, içeride bir öğrencim var, hatta astronot gibi görünüyor. Evet. Giydiğimiz özel kıyafet, normal bu kıyafet. Bu mankenler nedir burada? Bu mankenlerde genelde yaptığımız aletleri üzerinde display edebilmek, gösterebilmek için insanlara bir tanesi var ama çıkmış bunda. Evet. Normalde dize yapışan bir bant şeklinde evet. ve dizdeki yürüme bozukluklarını veya güzelliklerini anlatabilen bir sistem. Peki şurada ne yaptığına bakalım istersen olur. Biraz da. Birkaç sen örnek çıkarttı. Tabii. Canan sağ olsun bize. Şimdi burada bir tane de bir robot arkadaşımız var. Bunun adı var mı? Cibo galiba. Cibo. Cibo hatta bana bakıyor. Ne haber Cibo? Hey. Merhaba Cibo. Burada robotlarla başka bir grupta robotik çalışıyor. Evet, burada Media Lab'de farklı gruplar yan yana çalışabiliyorlar. Hiçbir evet. ayrımı söz konusu olmadan. Yaptığımız aletler aslında laboratuvarda, clean room'da evet. herkesin bilgisayarında bulunan, cep telefonunda bulunan bu çipler üzerine. Çip mi yapıyorsunuz siz yani? Aslında biz çipleri, var olan klasik çipleri vücutta uyumlu hale getiriyoruz. Evet. Yani burada mesela bunu clean room'da test ediyoruz ve yapıyoruz. Evet. Sonra bunu bu kalın substrate'den çıkarıp, çünkü vücuda yapıştırmanız evet. mümkün değil. Bunu alıyoruz, böyle polimer tabakalar üzerine yapıştırıyoruz. Çekebiliyorsunuz, vücutla uyumlu hale getiriyoruz. Şeffaf yani bir anlamda. Aynen, şeffaf ve vücutla tamamen uyumlu, yumuşak. Herhangi bir curve'ü yani kıvrımı kavrayabilecek güzel evet. minik aletler yapıyoruz. Neler var mesela yaptınız? Bir iki tanesini göstereyim size. Kumaş yapmışsınız evet, sanırım. Evet, bu bir textile electronics. Mesela yaptığımız elektronik parçalar burada. Bunlar çeşitli farklı sensörler. Bu sensörlerin tekstil içerisinde daha iyi adapte olması için aralarına stretch olabilen minik kablolar yapıyoruz. Bunlar böyle açılıp gevşeyebiliyorlar. Evet. Ve ne işe yarıyor bu? Bu özellikle minik bebekler için bir tulum haline getiriyoruz bunu. Ve şu gördüğünüz elektronik alet vücuda yapışıyor ve tüm sıcaklığı, basıncı veya herhangi bir şişlik olup olmadığını hemen arayüz vasıtasıyla evet. bilgisayara aktarabiliyor. Başka ne var?
Başka ne var? Bu da yaptığımız çok minik küçük bir elektrot, görmek biraz zor olabilir belki. Görmek zor ama incecik bir şey. Evet, incecik bir şey. Bu hayvan modellerinin beynine girip elektronik potansiyel ölçmeye yarıyor. Aynı zamanda bunu aktive olarak da yanına entegre olarak da minik pompalarla birlikte ilaç infuse ediyoruz. Mesela bu pompalarımızdan biri o aletin veya bu aletin hemen arkasına gelip direkt derinin altına yapıştırılıp ağız yoluyla veya damar yoluyla aldığımız ilaçları çok küçük miktarlarda evet, beynin çalışmayan bölgesine aktarabiliyor. Ne diyorsun ya? Başka var mı yaptığınız bir şey? Başka yaptığımız bir Türk halısına benzeyen bir projem var. Türk halısı projesi. Bizim yaptığımız aletler hani flexible dediğimiz evet, esnek aletler. Bunları direkt böyle halı gibi kıvrım hale getirip, çünkü normalde bunu direkt ağız yoluyla almak çok zor. Bütün evet, her şeyi çizebilir GI track'i. Onu böyle dissolvable kapsüllerin içine koyuyoruz. Bu halıyı rulo yapıyoruz. Yutuyorsun ve ne oluyor? Yutuyoruz. Sonra bu dissolvable kapsül eriyor. Eriyor. Ve halı açılıyor. Karnın içine yapışıyor. Ve siz yemek yedikçe, su içtikçe, başka bir şey yaptıkça, nefes alıp verdikçe bu karnın Fitbit'i gibi ne kadar yemek aldığınızı, ne kadar yemek içtiğinizi gösteriyor. Ve aslında literatürde bir ilk yaptık biz ve bu elektronik alet karın gibi asidik bir ortamda 3 gün mekanik ve elektronik özelliklerine zarar gelmeden survive edebildi. Ve bu çok büyük bir şey çünkü kapsülasyon olayını çok malzeme bilimini kullanarak çok güzel, başarılı bir şekilde yaptık. Vallahi ne diyeyim, biz ne yapıyoruz, sen ne yapıyorsun Cara? Bir güzel bir şey var, size onu göstermem lazım. Şu, elektronik brush. Buna bir bakın, renkte o tekstürde yapabiliyor. Ne diyorsun ya? Şimdi bir de şeyi var, moving objectleri bile yapabiliyor. Ona biraz gelecek şimdi. İnanılmaz. Yazı, şimdi bir tane oynayan göz var, onu bile bu gerçek koydum. Boya bu gerçek. Mı? Gerçek boya yani. Yani gerçek elektronik screen. Elektronik screen, evet. Evet. Yani o brush'ın içinde bir kamera var. Evet. Kamera bütün detayı çekiyor ve onu paint edebiliyorsunuz. Yani en güzel olan kısmı onu şekle sokabilmek. Şahaneymiş ya. Yani mesela şu var, en sevdiğim kısım bu. Gözü alıyor ve onu çizebiliyor. O bir objenin, resminizin bir parçası oluyor. Çok güzelmiş. Burası da Media Lab'in 3. katı. İnsanlar sıkıldığı zaman burada gelip oturabiliyorlar, oyun oynayabiliyorlar. Şurada şeyimiz var, mutfağımız. İçinde işte istediğiniz kadar içecek var, sıcak çikolata, kahve, çay, meyveler, sebzeler vesaire. Şu anda bu Media Lab'in başındaki isim ne iş yapıyor? Profesör. Profesör. Ne profesörü? Yani akademik edimiz bir opera sanatçısı. Opera sanatçısı. Opera sanatçısı. Bütün aynı bu operasyonun başında bir opera sanatçısı. Evet, aynı ama direktörümüz üstelik de PhD'si olmayan, yeni PhD alan bir insan. PhD'sini, okulunu bırakıyor. Evet. Buranın direktörü oluyor, profesör olmadığı halde. Professor of Practice diye ona bir isim takıyorlar. Ve PhD'sini geçtiğimiz yıl alıyor. Her branştan insan var mı? Her branştan insan mimar, var. Doktor. Mimar, doktor, kimyager, fizik, mühendis. Ekonomist. Gazeteci. Gazeteci de var. Yani. Hayır, yoksa ben yani şaşırtmadan yavaş yavaş bir giriş yapayım. Niye olmasın yani? Şimdi gel de, gel de Canan Hoca'ya hayran olma. Gel de üzülme. Canan Hoca gibi bir yetişmiş bilim insanımız burada Amerika'da. Neden Amerika'da çalışıyor da neden Türkiye'de çalışmıyor? Neden şu anda 400'den fazla Türk insanımız burada da Türkiye'de değil? Bunlar tabii ayrı bir videonun konusu. Onu da konuşuruz isterseniz. Girin bakın, benim Göç Yolları diye bir yazı dizisi, yayın dizisi yapmıştım. YouTube kanalında izleyebilirsiniz yeni abone olanlar. Abone olmayanlar da bir abone olsun kardeşim ya. Evet, bir başka konuda mesela içeride konuşulan ilginç konulardan bir tanesi. Bir konuşmacı dedi ki vahdedi vücut olacak dedi. Makinalarla biz vahdedi vücut olacağız. Şimdi Canan'ın yaptığı çalışmaları görünce de aynen doğru söylediğini anlıyorsunuz. Yani giyilebilir teknolojiler geliyor. Giyilebilir derken Cem Yılmaz diyordu ya, hapı alıyorsun takıyorsun bir yerine. Artık nereye takacağını bilmiyorum ama beynine de takabilirsin, midene de takabilirsin ama vahdedi vücut olarak tarif etti bir konuşmacı. İlginç bir tanımlamaydı. Tabii Türk olunca böyle nevi şahsına münasır tanımlamalarda görme imkanı, duyma imkanı ediniyorsunuz. Ben de birazdan gazeteciliğin geleceğiyle ilgili bir konuşma yapacağım. Bu konuşmada da özellikle bu YouTube'da başlayan ve bunu nasıl geliştireceğimizi konu alan bir konuşma hazırladım.
üniversitelerde anlatıyorum. Acaba gazetecilik nasıl kurtulur? İş adamlarıyla gazetecilerin ilişkileri nasıl olur? Gibi bir konuşma hazırladım. Bakalım birazdan onu anlatacağım. Evet, Yavşak Türk, pardon, YouTube'daki bu yayınımızda bir ara ben böyle dalga geçiyordum şeyde. Hayvan hapishanesi, pardon, hayvan hapishanesi diyordum sürekli. Sonra da düzeltiyordum. Hayvanat bahçesi diye. Hayvan hapishanesi değil mi abi işte? Şimdi kızmak yok ama. Aa, Cüneyt YouTuber'lara laf attı. Laf atmadı, bir tespit yaptı Cüneyt kardeşimiz. Ne dedi? Dedi ki, olanı gördü, değerlendirdi, sonra da şey yaptı. Evet, yeni bir yayında buluşuncaya kadar Boston'dan hepinize iyi günler diliyorum. Ne yazık ki bugün de tabii Adana'ya gitme fırsatımız olmadı ama gideceğiz. Adana bizi bekliyor. Kavuşacağız yani Adana'mıza. Seninki iyiydi aslında. Kalın sağlıcakla.